Başkan Ali Koç, önceki gün gerçekleştirilen online divan kurulu toplantısında 3 hoca adayı olduğunu resmen açıkladı. Şampiyonluğa ulaşamadığı son 6 sezonluk süreçte 6 teknik adam eskitmesi dikkat çekiyor. 2013-2014 yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal'ın bir sonraki sezon öncesinde gönderilmesiyle başlayan süreçte İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Filip Koku ve yeniden takımın başına getirilen Ersun Yanal 4. yıldızı getiremedi. Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre İsmail Kartal ile 2014-2015 sezonu öncesinde kazanılan Süper Kupa'dan bu yana kupa sevinci de yaşayamayan Fenerbahçe'de bu süreçteki hiçbir teknik adamın ikinci sezonu görememesi ise istikrarsızlığı gözler önüne serdi. 2014'ten bu yana Fenerbahçe 6 farklı teknik adamla çalışırken aynı sürede Beşiktaş 4, Başakşehir ise 2 farklı hocayla yoluna devam etti. Tarihi kongrede Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkan seçilen Ali Koç görev yaptığı her iki sezonda da teknik direktörleriyle sezon ortasında yollarını ayırdı. Koç hem ligin geri kalanı hem de ilerisi için nokta atışı yapmak istiyor. Aziz Yıldırım yönetiminde 2003'ten 2018'e kadar olan 15 yıllık süre zarfında sezon ortasında teknik adam değişikliği yapmayan Fenerbahçe'de Koç'un teknik adam konusundaki tutumu takımda taşların yerinden oynamasına neden oldu. Teknik adam konusunda hem yerli hem de yabancı adayları bulunan Fenerbahçe'de bu arayışın kısa bir süre içerisinde netleşmesi beklenirken Sarı Lacivertli takımın bir teknik adamla uzun süre çalışma konusunda rakiplerinin gerisinde olduğu görülüyor. Teknik adam istikrarsızlığı mı başarısızlığı getirdi, başarısızlık mı teknik adam kıyımına sebep oldu inceleyelim. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığı ve yarı finalin adeta kapısından döndüğü 2007-2008 sezonu sonunda Brezilyalı teknik adam Zico ile yollarını ayıran Sarı Lacivertliler, sonraki 12 sezonda 8 farklı teknik adamla çalışırken sadece 2 şampiyonlukta kaldı. Gelen yeni teknik direktörlerin yeni takım ve sistem kurma amacıyla yaptırdığı transferler, Fenerbahçe'yi maliye olarak da bitirirken sürekli olarak yenilenen takım istikrar problemleri yaşadı. Zico sonrasında sadece 2 şampiyonluk kazanılan 12 sezonun tamamı tek teknik adamla geçseydi kaç şampiyonluk kazanılırdı sorusu akıllara geliyor. Fenerbahçe son 5 teknik direktör tercihini kariyerinde daha önce şampiyonluk yaşamış isimlerden seçti. Daha önce Kadıköy'de şampiyonluk sevinci yaşamış olan Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın tekrardan takımın başına dönüşleri mutlu son için yeterli olmadı. Hollanda, İskoçya ve Rusya'da kazandığı 4 şampiyonluk apoletiyle gelen Hollandalı Dirk Advocaat ve genç yaşlarına rağmen 3'er şampiyonlukla Sarı Lacivertli takımın başına geçen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Filip Koku da Fenerbahçe'den başarısız oldukları gerekçesiyle gönderilen isimler arasında yer aldı. 1999-2000 sezonundan bu yana 10 sezona yerli teknik adamla başlayan Fenerbahçe, bu sezonların 3'ünde şampiyonluk yaşarken yabancı teknik adamlarla başlanan 11 sezonda da 3 şampiyonluk elde etti. Öte yandan Sarı Lacivert takımla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise Şampiyonlar Ligi'nde puan alan yerli teknik adamın bulunmaması oldu. Mustafa Denizli ile 2001-2002 sezonunda Devler Ligi'ni puansız tamamlayan Fenerbahçe, diğer yerli teknik adamlarıyla bu arada yarışma fırsatı bulamadı. Fenerbahçe, ligi ikinci bitirdiği dönemlerde de Devler Ligi için ön elemeyi geçemedi. 1996 yılından bu yana Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan en yaşlı teknik adam bu sevinci 54 yaşında yaşayan Zico olurken en genç isim ise 45 yaşındaki Aykut Kocaman'dı. 70 yaşındaki Aragones ve 69 yaşındaki Advocaat ise yılların verdiği tecrübeye rağmen ligde ilk ikiye girme başarısı gösteremedi. Öte yandan Fenerbahçe'nin bu süreçte elde ettiği 7 şampiyonluğun 6'sı 50'li yaşlardaki teknik adamlarla geldi. Christoph Daum 2 şampiyonlukla başı çekerken 53 yaşındaki Carlos Alberto Pereira'da görev yaptığı tek sezonda şampiyonluk yaşayarak iz bırakan isimlerden olmayı başardı.
Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.